Kadınların ve erkeklerin birbirlerine benzemeye çalışmaları noktasında bir hadisi şerifimiz var. An İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan, ondan ve babasından Allah razı olsun, rivayet edildiğine göre, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lanallahil muteşebbihine minel ricali bin nisai. Allah lanet etsin. Kendilerini kadınlara benzetenlere Allah lanet etsin. Vel muteşebbihati minen nisai bir ricali. Yine kadınlardan kendilerini erkeklere benzetenlere de lanet etsin. Allah Celle Celaluhu erkekleri kendine has özelliklerde yaratmıştır. Kadınları da kendine has özelliklerde yaratmıştır. Ve kulluk noktasında birbirinden ayrıldığı mesuliyetleri vardır. Erkeğin kendine has mesuliyeti, kadının da kendine has bir mesuliyeti vardır. Yaratılışı gereği erkeklerden erkekler gibi davranması istenir. Yaratıcının yaratıcı olarak kulları üzerindeki haklarından bir tanesi de budur. Kadınların da kadınsı özellikler taşıyarak Rabbine kulluk etmesi gerekir. Oysa insanlar günah noktasında, sapıklık noktasında, imandan uzaklaşınca öyle noktalara ulaşıyor ki erkeklerden kadınlara benzeyenler, kadınlaşmak isteyenler oluyor. Biyolojik olarak, vücut yapısı olarak diyelim, kadınlara benzeyen insanlar var. Erkeksi özelliklerini kaybetmiş, kadınlar gibi giyinen, hatta cinsel olarak da bütün erkeksi özelliklerini ameliyat yoluyla aldırıp kadın olan insanlar var. Bir de erkek ama görüntü itibariyle kadınlaşan erkekler var. Kadınların elbiselerini giyip, kadınsı şekilde konuşup kadınlaşan erkekler var. Tam tersine kadınlardan da erkek gibi davranıp, erkeklere ait kıyafetleri giyinip erkeksi davranan kadınlar var. İşte Peygamber Efendimiz bunlar için beddua ediyor. Günümüzde cadde ve sokaklara baktığımızda gerçekten de öyle insanlar var ki dışarıdan bakıyorsun, uzaktan geliyor, adeta bir kadın. Ama biraz yaklaşınca hissediyorsun ki aslında erkek ama kadın olmuş. İnanın öyle bir manevi rahatsızlık veriyor ki zaten bunu hissedebiliyorsun. Onlardaki bu manevi, dışarıya verdikleri manevi rahatsızlığı hissedebiliyorsun. Diğer taraftan kadınlarımızın da cadde ve sokaklara baktığımızda giymiş olduğu elbiselere bakıyoruz. Adeta etek giyen kadınlar o kadar azınlıkta kalıyor ki bugün bütün kadınlar pantolon giyiyor. Erkeksi kıyafetler giyiyor. Halbuki bu giymiş olduğu kıyafetler onun tesettürünü sağlamıyor asla. Peygamber Efendimiz giyinik çıplaklara lanet etmiştir. Onlar kimlerdir ya Resulallah diye sorduklarında onlar giyiniktirler ama aslında çıplaktırlar. Vücut hatlarını belli ettiği için, yani kapalı olması önemli değil. Altını, içini göstermesi önemli değil. Vücut hatlarını, kadınsı özelliklerini ortaya çıkardığı için karşı cinsten kendisini gizleyecek bir noktasını bırakmadığı için o da ne yapmış oluyor? Aslında çıplak hükmünde olmuş oluyor.
Kadınlarımız erkeklerin neden etkilendiğini öğrenmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Bunu erkekler anlatması lazım. Babası, kardeşi, bu işi bilen yakınları onlara anlatması, uyarması lazım. Kapalılık demek, karşı cinsi etkileyecek bütün faktörleri ortadan kaldırmak demektir. Yoksa koyu bir elbise giyip vücut hattını belli edeceksin. Evet, bir şey görünmüyor ama ne olmuş oluyor? Vücut hatları belli olmuş oluyor. Kadınsı özellikler ortaya çıkmış oluyor. Kadın bütün haliyle mücehhez yaratılmıştır. Her haliyle erkeği etkileyebilecek şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle Rabbimiz kadınların kapanmasını, örtünmesini istemektedir. Oysa bugün kadınlarımız maalesef erkekleşme noktasında öyle ileriye gittiler ki, şöyle caddelerimize baktığımızda bütün kadınların pantolon giydiğini görüyoruz. Erkekleştiğini görüyoruz. İşte her hususta, yani şeriat koyucu her hususta kadının ayrı, erkeğin ayrı davranmasını istiyor. Konuşmada dahi bir erkek kadınlaşamaz. Konuşmasında dahi bir kadın dikkat etmek zorundadır. Yani bu birbirine karıştırılmaması gereken bir meseledir. Aslında çok önemli değilmiş gibi gelebilir bu konu. Ama çok önemli. Gerçekten de günümüzde bu çokça fazla rastladığımız bir husus. Allah Celle Celaluhu bizlere hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzaklaşmayı nasip etsin. Kendisine istediği ölçülerde, kendisinin razı olduğu ölçülerde kulluk yapabilmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.